İngiltere düzensiz göçmenler konusunda oldukça tartışmalı ve bir o kadar da tehlikeli planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Anlaşmalar ve gerekli hazırlıklar yapıldı. Plan parlamentodan geçer geçmez deniz yoluyla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenler Afrika ülkesi Ruanda'daki kamplara gönderilecek. Johnson yeni göçmen planını duyurdu. Yasa dışı göçmenleri binlerce kilometre uzağa sürgün edecek olan karar tepkiyle karşılandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzensiz göçmenlerin yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesini içeren yeni göç planını açıkladı. Johnson karara gerekçe olarak kontrolsüz göçün sağlık, eğitim ve ulaşımda yönetilemez talepler doğurmasını gösterdi. Merhametimiz sonsuz ancak kapasitemiz sınırlı diye konuştu. Merhametimiz sonsuz diyen İngiliz Başbakanı, 1 Ocak'tan bu yana ülkeye giriş yapan yasa dışı göçmenlerin Ruanda'ya yerleştirileceğini açıkladı. İnsan kaçakçılarını Manş Denizi'ni mezarlığa dönüştürmekle suçlayan Johnson, bundan sonra kontrolün Kraliyet Donanması'nda olduğunu belirtti. Kaçak geçiş için tekne kullananlara müebbet hapis uygulanacağını söyledi. İngiltere'de karara tepki gösterenler sokağa indi. Londra'daki İçişleri Bakanlığı önünde toplanan grup, hükümetin bu kararını protesto etti. Parlamento meydanına yürüyen kalabalık, mülteciler hoş geldiniz pankartları taşıyarak göç planının onaylanmaması çağrısında bulundu. İngiltere'nin Ruanda ile gerçekleştirilecek olan ortaklık için 120 milyon pound destek sağlayacağı açıklanmıştı. İnsan hakları örgütleri tarafından da yoğun bir şekilde eleştirilen plan, parlamento onayı aldıktan sonra yürürlüğe girecek.